Merhaba arkadaşlar, DSG Galatasaray ekibi olarak hazırladığımız Python eğitim serisinin ilk videosuna hoş geldiniz. Bu ilk videoda sizlere ben veri tiplerini öğreteceğim ve ilk başta numerik yani sayısal veri tiplerinden başlayarak ardından da string dediğimiz karakter dizilerine devam edeceğiz. Burada ben IDE olarak Spider'ı kullanıyorum. Siz farklı bir şey kullanmış olabilirsiniz. Zaten bir PDF yüklemiştik ve orada kendi tavsiyelerimizi sunmuştuk. Arayüzlerinin ve çıktılarının bir nebze farklı olması önemli değil. Burada da normalde açtığınızda, eğer Spider kullanıyorsanız açtığınızda bu tarz bir ekran göreceksiniz. Variable Explorer'ı çevirdiğiniz zaman atamış olduğumuz değerleri, yani birazdan yapacağımız atamaları burada da ayrıntılı olarak görebilirsiniz. Şimdi öncelikle integer'ın ne olduğuna bir bakalım. Integer dediğimiz veri tipleri sayısal, yani tam sayı veri tipleridir. Mesela 9. Ekrana 9 yazdığımız zaman alacağımız çıktı da dümdüz 9'dur. 9 bir tam sayıdır ve bu bir integer veri tipidir. Aynı şekilde ben bunu bir x değişkenine atarsam ne olur? Buraya bir çıktı gelmedi ama burada bakarsanız ekranda bir şey gördük. Bu atadığımız değişkenin adı. Burada tipi Python'da ve bu kontrollerde bu tarz kolaylıklar sağlayabiliyorlar. Boyutu ve değerini buradan görebiliyoruz. Başka bir şey atamak istediğimizde mesela daha büyük bir sayı atayalım. 678. Bunu da çalıştırdığım zaman buraya da bir y'nin gelmiş olduğunu göreceğiz. Integer'ın ardından daha çok kullanacağımız bir veri tipi de float veri tipidir. Bu float veri tipleri ise ondalıklı sayılardır. Mesela 9.0. Alacağımız çıktı burada. Yine aynı şekilde 9.0. Ya da 67.8. Yanlış yer. Aslında orası dolu da neyse. Alacağımız çıktı 67.8. Bunları da yine yukarıdaki gibi değişkenle atamak istersem alt alta hemen atayalım. Yukarıya yine aynı şekilde gelmiş olduklarını göreceksiniz. T değişkenimizin adı, tipi float ve değeri. Z de aşağıda. Bunun böyle olmasının sebebi alfabetik olarak sıralanması burada. Yani orası da kafanızı karıştırmasın. Integer ve float bizim ilerleyen zamanlarda en çok kullanacağımız veri tiplerinden biri. Bunların yanı sıra yakın zamanda pek kullanmayacağımız ama eğer kendinizi programlama alanında geliştirirseniz kullanma ihtimali yüksek olduğu başka bir veri tipi kompleks sayılar. Bu kompleks sayılar biraz daha ileri matematik sonucu elde ettiğimiz sayılardır. Yani bunu da bir atama haline getirirsem ne diyelim? G'ye bunu bir atayalım. Ve yukarıda da G'yi tip olarak kompleksi ve değerini de aynı şekilde görmüş oluyoruz. Bundan sonra da bahsetmek istediğim diğer bir nokta ise başka bir fonksiyon. Type fonksiyonu. Bu type fonksiyonu buradan da tahmin edebileceğiniz gibi içine koyduğumuz değişkenin tipini bize veren bir fonksiyon. Mesela bunu denemek istersek bunun içine x diyelim. Ve bunu bastıralım. Type x int. Integer. Yani x'e zaten 9'u atamıştık. 9 da bir tam sayıydı. Ve burada da görebileceğiniz gibi integer'dı. Ben buna type x diyerek bunun tipini istediğim zaman Python bana integer olarak dönüş yapmış oldu. Aynı şeyi bir float olan z üzerinde denersek bir de yine float olarak dönüş yapıldığını görmüş oluruz. Yine kompleks üzerinde deneyelim. Pardon. Kompleks olarak çıktığımızı da aldık. Integer, float ve kompleksten sonra da değinmemiz gereken başka bir numerik veri tipi de boolean olarak adlandırdığımız bool veri tipidir. Bunu açıklamam gerekirse daha çok true ve false demektir. Mesela bir a değişkenine
vektörü yazalım ve bunu çalıştıralım. Yukarıda Variable Explorer kısmında değişken adı olarak A'yı, tip olarak Bool'u ve D olarak da Toru'yu görüyoruz. B'ye de False yazalım. Bakalım bu sefer ne olacak? Yine aynı yerde B'nin geldiğini ve D'nin Bool olduğunu da görmüş oluyoruz. Daha iyi açıklamam gerekirse 0 False değerini döndürür. 0 haricinde bütün numerik değerler, bunlar ondanlık sayılar da olabilir, bize true'yu döndürecektir. Mesela bool 0 diyelim ve çalıştıralım. False. Neden? Çünkü 0 bize false'u döndürür. 0 haricindeki bütün sayısal değerler de bize true'yu döndürür. Mesela bool 56 diyelim. Yine aynı şekilde true'nun gelmiş olduğunu görüyoruz. Ondanıkı sayılar denemek isterseniz 7.8 ve 0.0 olan bir float yazdığımız zaman false olduğunu görüyoruz. Çünkü 0.0 da 0. Aynı şekilde bunları type fonksiyonu ile baktığımızda ne olduğunu birlikte görelim. Type A dedim. A'nın değeri true'ydu. True'un da tipi bool olduğu için Python bize bool çıktısını verdi. Yine aynı şekilde type B diyorum. Ve yine aynı şekilde type B false. False da bir bool tipi olduğu için çıktımız bool oldu. Bool veri tipi ilerleyen zamanlarda, programlamaya daha aşina olduğun zamanlarda daha rahat kullanabileceğiniz bir veri tipi. Şu anlık daha fazla bir şey söyleyemem ama kullandıkça daha fazla alışırsınız diye düşünüyorum. Özellikle döngülerde çok fazla kullanacağımız veri tiplerinden biri. Tamam, şimdiye kadar sürekli sayı yazdık. Ancak metin yazmak istersek nasıl olur? Çift tırnak içinde Bengü yazalım ve bunu çalıştıralım. Çıktığımız Bengü oldu. Yine çift tırnak içinde klasik olan merhaba yapay zeka yazdık ve bununla çalıştırdığımız zaman çıktı olarak yine merhaba yapay zeka çıktısını almış olduk. Bunlar biraz string'dir. Sadece çift tırnak olmak zorunda değil. Tek tırnak içinde de bunu kullanabiliriz. Yine aynı şekilde bir sonucu aldık. Bu arada şunu da söylemek istedim. Şimdi ben yukarıya bir sürü şey yazdım. Görmüşsünüzdür ve sürekli yazmaya devam ediyorum. Ama her çalıştırdığımda sadece belli bir kısmı geliyor. Yani hepsi çalışmıyor. Bunun nasıl olduğunu da merak ediyorsanız kendi idenizde biraz kurcaladığınız zaman iki farklı çalıştırma butonu olduğunu göreceksiniz. Bu gördüğünüz sadece yeşil ok olan run file demek. Yani yukarıda yazdığım bütün kodu çalıştırır. Ancak ben sadece bir satırı çalıştırmak istiyorsam eğer satırın sonuna gelip buraya tıklamam yeterli. Ve buraya tıkladığım zaman bütün dosyayı değil sadece bu satırı çalıştırmış olduğunu göreceksiniz. Ve aynı zamanda şunu da açıklamak istiyorum. Python programlama dilinde açıklamalarda yani bir açıklama yapmak istediğimizde bu ne olur? Mesela çok uzun bir programlama yaparsınız ve basamaklarını karıştırmak istemezsiniz. Böyle bir durumda oraya birkaç cümle, birkaç kelime, anahtar kelime yazma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Veya bir ekiple birlikte program yazıyorsunuzdur. Bir kısmını arkadaşınız, bir kısmını kendiniz yapıyorsunuzdur. Ve bunu arkadaşınızın yazdığı kodu anlayabilmek için bu tarz açıklamaların yazılmış olması çok önemli. Bu açıklamayı yapmam gereken tek şey sadece açıklamanın olduğu satırın başına gelip bu sembolü koymak. Bu kadar basit. Programlama dili yani Python bütün bunları okuyacak. En sonunda sembolü gördüğü zaman diyecek ki burası açıklama kısmı. Benim burayı okumam gerekmiyor diyecek ve burayı es geçecek. Yani zaten fark ettiğiniz üzere bir sürü açıklama yazdım ve program bunların hiçbirini buraya bastırmadı, okumadı. Bu sefer de şunu sormuş olabilirsiniz.
Neden bu ilk bastığım yere bastığımızda burayı derledi. Ama buraya herhangi bir çıktı gelmedi. Çünkü biz burada ekrana bastırma fonksiyonu olan ve genel olarak programlama dillerinin en önemli fonksiyonlarından biri olan print'i kullanmadık. Print Python'da bu şekilde yazılır ve bu parantez içerisinde yazdığımız şey neyse onu ekrana bastırır. Yukarıya yazdığımız merhaba yapay zeka kısmını print'in içine yazıyorum ve bunu derlediğim zaman merhaba yapay zeka diye bir çıktı aldığımı görüyorum. Bunu derlemeden çalıştırdığımda da üst kısmının hiçbiri derlenmeyecek ve sadece çıktıyı bana verecek. Bu print fonksiyonunu aynı zamanda yukarıda kullanmış olduğumuz değişkenlerle birlikte de kullanabilirim. Mesela ne diyelim? En yukarıda x demiştik. Print x dediğimiz zaman satırın sonuna geldim, satırı çalıştırdım ve bana sadece 9'u yani x atamış olduğumuz değeri bastırdı. Daha doğrusu 9 çıktısını bana verdi. Aynı şekilde print ne diyelim? T diyelim. T dediğimiz zaman ve ekranın satırın sonuna gelip bastığımda T'ye daha önce atamış olduğumuz 67,8 değerini almış oluyoruz. Bu noktada aklınıza bir şey takılmış olabilir. Şimdi ben yukarıda çift tırnak içinde merhaba yapay zeka yazdım. Merhaba yapay zeka diye bir çıktı aldım. Ancak burada x yazmama rağmen aldığım çıktı x değil 9 oldu. Bunun sebebi buradaki kullandığım şey bir string'tir. Yani karakter dizisi. Bu sebepten dolayı print'in içinde yazılan bu karakter dizisini olduğu gibi bastırır. Ancak x bir integer olduğu için, bir karakter dizisi olmadığı için ben bu print'in içinde x yazdığım zaman bu x'in değerini bana verecektir. Ancak ben buraya gelip yine çift tırnak içinde print çift tırnak içinde x yazdığım zaman alacağım karşılık yine karakter dizisi olarak bunu yazdığım için x olacaktır. Yani toplamam gerekirse bir şeyi çift tırnak içine yazdığım zaman o şey bir karakter dizisi haline gelmiş oluyor ve print'in içinde bu çift tırnak içinde bir şey yazdığım zaman bir karakter dizisi olduğu için bu çift tırnak içinde olan şeyi bana çıktı olarak verir. Ama ben çift tırnak olmadan bir değişkeni buraya yazdığım zaman bana o değişkenin değerini verir. Bu T örneğinde denediğimiz gibi. Ekrana çift tırnak T yapmadım. Sadece T'yi yazdım. Bu sebepten dolayı bana T'nin değeri olan 67,8'i döndürdü. Ancak ben buna X'te yaptığım gibi çift tırnak içinde T deseydim alacağım çıktı T'nin kendisi olacak. Aynı şekilde bu type metodunda string üzerinde denemek istersem onu da deneyelim. Her şeyi denedik. Buraya geliyorum. Nasıl yapalım? Mesela ben bunu başka bir değişkene atayım. E'ye atadım. Ve type'den de E'yi yazdım. Önce bir derleyelim. Buraya E çıksın. Ardından bunun sonuna geleyim. Ve çalıştırdığım zaman type E bana string'i verdi. Daha demin run file demem kafanızı karıştırmasın. Biraz yukarı çıkıp bu merhaba yapay zeka sözcüğünü bir değişkene atamak istedim. Ve buraya da bunu yazdığımda sadece bu satırı çalıştırmaya çalışsaydım program bana hata verecekti. Çünkü bana diyecekti ki ben bunu daha önce derledim ve burada E diye bir sözcük yok. Bunu da engelleyebilmek için önce hepsini bir çalıştırdım. Ardından da satırın sonuna gelip sadece satırı çalıştırdım. Kafanızı karıştırmasın diye burayı da anlattım. Yani sonuç olarak ben bunu atadıktan sonra değişkenin adı E, tipi string ve bunun karşısındaki değeri yani içinde merhaba yapay zeka yazdığını buradan görebiliyorum. Bana çıktı olarak da str yani string'i veriyor. Bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videomuzda matematiksel, mantıksal operatörleri ve bunların üzerinde bazı işlemleri göreceğiz. Dinlediğin için teşekkür ederim.